koydum mu ben buna? Koydun. Emin misin? Hı hı, koydun gördüm. Bana inanmıyor musun? Şimdi inandım. Örtüyü serdim, şimdi ne yapayım? Tabakları götür ablacığım. Tamam. Düşürme, dikkat et. Tamam. Altını kıs biraz, çok açık. Ayşe, bardakları da getir ablacığım. Şşş, annem uyuyor. Anne. İyi misin? Yoruldum kızım. Gözlerimi dinlendiriyorum. Pişti mi yemek? Pişti pişti. Necla çorba yaptı bir de. Ben de salatayı hazırladım. Ben de salatayı kırıyorum. Oh, karada bana ölüm yok artık. Sağ olsun kızlarım, hiç iş bırakmıyorlar. Sen de bütün gün dikiş dikiyorsun anneciğim. Nasıl yoruluyorsun görüyoruz. Olsun varsın. İşe yaradığımı hissediyorum. Hoş geldin babacığım. Babam geldi. Bir şey olmuş galiba. Ay hayırdır inşallah. İyi akşamlar. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Ne oldu hayatım? Nereye gittin sen, merak ettim. Kemal Bey'e gittim. Yüzümü kızartıp bir şey istedim. Sağ olsun geri çevirmedi. Artık eve düzenli para getireceğim bir işim var. Cem söylediği zaman Necla babam iş aramıyor diye numaradan bozuldu bir de. Meğer hazırlığını yapıyorlarmış da haberimiz yokmuş. Adamın halini görseydin böyle konuşmazdın. Ne kadar zor durumda kaldıysa artık belli ki son çare olarak bana gelmiş. Ali Rıza Bey gibi bir adam yüzünü eğdiyse düşün artık durumu. Böyle böyle talep etmeye başladılar mı arkası gelir diye korkuyorum. Borç istemedi, iş istedi, iş. Mahcubiyetinden yüzüme bile bakamadı. Vallahi ben ezildim karşısında. Canım ille yardım etmek istediysen birilerine tavsiye etseydin. Aynı şirkette ikiniz için de zor. Emir veremezsin, hata yapsa kızamazsın, çık git diyemezsin. İş aldın başına, ben söyleyeyim. O bunları bilmiyor mu Suzan? Düşün ne kadar ihtiyacı var ki her şeyi göze aldı. Ne işine yarayacak ki zaten? Boşu boşuna yer işgal edecek şirkette. Ona vereceğin maaşı her ay banka hesabına yatır daha iyi. Aa, şaşırdın galiba. Ali Rıza Bey'i hiç mi tanımadın Suzan? Öyle bir adama teklif edilir mi bu? Ayıp valla. O adam ki onca şeye rağmen çocuklarına sahip çıktı. Sardı sarmaladı. Hala onlar için çabalıyor. Böyle bir insan refüze edilmez. Takdir edilir ancak. İyi oldu, iyi. Hiç olmazsa kapı kapı dolaşıp iş aramayacaksın. El alemin kahrını çekmektense dünürünün şirketinde çalışacaksın. Masa başında. Oo, mis gibi. Ne iş yapacaksın orada? Bilmiyorum. Yöneticilik falan da herhalde değil mi? Aa, tabii canım. Kemal Bey'in koskoca kaymakam emeklisine tecrübesiz memur muamelesi yapacak hali yok. O da bilmiyor nereye yerleştireceğini. Hiç düşünmeden kabul etti.
Hiç. İkili etmedi. Beni ezmemek için konuşturmadı bile. Nezaketen sizin gibi birine ihtiyacımız vardı zaten filan dedi. Ama bunu sırf beni geri çevirmemek için söylediği o kadar belliydi ki. Daha ezildim. Yine de memnun oldum ama. İşim var. Daha güvende hissediyorum kendimi. Sizi de tabii. Sen bu yaşta çalışırken ben de oturmayacağım işte ise. Neyse. Necdacığım. Hiç merak etme. Ne iş verilirse verilsin çok çalışacağım. Yine her zamanki gibi hak ettiğim parayı kazanacağım ben. Biliyorsun sen de. Başka türlüsünü kabul etmem mümkün değil. Biliyorum baba. Seni mahcup etmeyeceğim kızım. Mahcubiyet ne demek baba? Sen onlar için büyük bir kazansın. Bence de. Dur bak hele. Senin çalışmanı görsün bir Kemal Bey. Daha önce niye ben teklif etmedim diye pişman olacak. Sağ olun çocuklar. Hayırlı uğurlu olsun canım. Hadi ye yemeğini soğutma. Kabahat bende. Yine inandım ona. Yine oyununa geldim. Aptallığıma doymayayım. Sen ne dersen de bu işin içinde bir iş var. Bence de. Boşanmamak için o kadar direnen kadın neden birden karar değiştirsin ki? Böylesi işine gelmiştir de ondan. Bu da yenge gibi dengesiz abi. İkisi de bir öyle bir böyle. Anlamadım ben bunları ya. Bak Şevki. Seni istemeyen insan kalkıp buraya gelmez. Seviyorum demez. Sana yeni evinin adresini de verdi, telefonunu da. İstediğin zaman mektup yaz. Rahat rahat ara diye. Niyeti senden kaçmak, kurtulmak olsa niye versin ki? İzini bile belli etmez. Bir şey olmuş kesin. Sırf kendi dediği olsun diye numara yaptı. Beni ümitlendirdi. Ben davadan vazgeçince o açtı. Son sözü kendisi söyleyecek ya. Hep onun dediği olacak ya, ondan. Sen de hep ona kabahat bulacaksın ya. Oğlum bir düşün bakalım. Bu arada neler olmuş olabilir ha? Sizinkiler devreye girmiştir belki. He. Yenge daha önce de onlar bozdu aramızı demedi mi? Duydularsa barışacağınızı engellediler garanti. Eğer öyleyse de bir bildikleri vardır mutlaka. Ha, ha. Şimdi anlaşıldı işte kimin aklı oldu. Böyle anasının babasının ağzına bakan adamı kim ne yapsın abi? Boşanır tabii yenge. Gözünü aç beyoğlu. Harcama ev dediğini. Sana diyorum hop. Dalışa geçti yine. Gitmeyin üstüne hadi. Tamam bu muhabbet bu kadar. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş geldin. Bulduk. Dikkatli davranıyorsan. Dışarıda benimle birlikte görünmemek için mi eve davet ettin? Hayır.
Seninle baş başa olmak için. Yalnız olalım diye. Meraklı gözlerden uzak, seni istediğim gibi sevebileyim diye.